Herkese merhaba, ben Derya. Bugün Arduino programlamak için gerekli bilgileri sizinle paylaşacağım. Ardından da birkaç küçük LED projesi yapacağız. Hazırsanız direkt başlayalım. Evet, Arduino'nun en bilindik başlangıç projesi LED Billing. Burada yaptığımız LED'in bir bacağını Arduino'nun ground'una bağlamak, diğer bacağını da direnç üzerinden 12. çıkışa bağlamak. Koda bakalım isterseniz. 12. bacağı çıkış bacağı olarak tanımladık. Ardından high verdik delay koyduk, low gönderdik ve tekrar delay koyduk. Peki bu delay fonksiyonu ne yapıyor? Parantez içine yazdığımız değer kadar Arduino'yu bekletiyor. Yani burada 1000 milisaniye boyunca bir sonraki koda geçiş yapmayacak. Peki test edelim bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Ama burada bir problem var. Ben aynı zamanda hem led yakıp söndürmek hem de seri monitöre veri göndermek istiyor olabilirim. Bu zaman delay'i kullanamayız. Milis fonksiyonunu kullanmayı tercih etmemiz gerekiyor. İsterseniz bir de milis fonksiyonuyla led yakıp söndürmeyi nasıl yapacağımıza bakalım. Projeleriniz için baskı devreye ihtiyaç duyduğunuzda bu siteyi kullanabilirsiniz. Fiyatlar çok uygun ve kargo ücretleri de çok yüksek değil. Gördüğünüz gibi SMB PCB basım özelliği de var. Tek yapmanız gereken giriş yapmak ve istediğiniz devrenin gerber dosyasını yükleyerek siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Kargo ücretleri bu şekilde 6 güne kadar DHL ile teslim olabiliyorsunuz. Eğer zamanınız varsa çok uygun bir kargo ücretiyle siparişinizi verebiliyorsunuz ve en geç 18 güne kadar elinize ulaşmış oluyor. Baskı devrelerinizi bakır devrenin üstüne asitatla çizip saç açıcının içine atma devri artık yok. <laughs> Kolaylıkla projeleriniz için gereken devrelerinizi buradan bastırabilirsiniz. Evet şimdi led pin'in projemizi delay kullanmadan millis ile gerçekleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Led pin'imizi 12. bacak olarak tanımladık. Led'in şu anki durumu low. Burada bir değişken tanımlıyoruz. Bu zamanla ilgili bir değişken. Bu yüzden unsigned long olarak tanımlamamız gerekiyor. Şu anki değeri sıfır. LED'in en son ne zaman değiştiğini bu değişkenle takip edeceğiz. Burada sabit bir değişkenimiz var. LED'in hangi aralıklarla yanıp sönmesini istiyoruz. Onu belirleyeceğiz. Yani ben 1 milisaniye yazdım şu an için. Burada seri haberleşme başlattım. 9600 bot'taki serial monitörden LED'e ne zaman high low gittiğini görebilelim diye. Loop'un içine girdiğimiz zaman burada arka planda sürekli çalışmasını istediğiniz uygulamayı yazabilirsiniz. Ben şu an için burayı boş bırakıyorum. Çünkü sadece LED'i yakıp söndürmek istiyoruz. Ee, burada bir değişken daha belirledim. Ee, bu milisin değerini kaydedecek değişken. Milis de Arduino'ya güç verdiğimiz andan itibaren geçen süre aslında. Ee, ve döngünün içine giriyoruz. Eğer e, LED'in bir önceki durumundan sonra, de, durum değişiminden sonra 1000 milisaniye geçtiyse LED'in durumunu tersine döndürecek buradaki kod. Ve en son da LED state'in durumunu serial monitörde görmemiz için serial print fonksiyonunu kullanıyorum. İsterseniz bir Arduino kuralım. Ondan sonra Arduino'ya atarak test edelim nasıl. Evet, compile ettik. Gördüğünüz gibi led 1 milisaniyelik aralıklarla yanıp sönüyor. Bunu seri monitörden de kontrol edebiliriz. Burada gördüğümüz 12. bacağı high ve low gitti. Evet, bir de şimdi buton ile led yakmayı deneyelim. E, butonu bağladım. Bir bacağını 5 volt, bir bacağını direnç üzerinden arduino'nun ikinci girişine direncin diğer bacağını da GND'ye bağladım. E, led konfigürasyonu aynen duruyor. Butonun ikinci bacakta led 12 bacakta butonun ilk durumu sıfır. E, buton giriş olarak led çıkış olarak tanımlandı. Butonun şu anki değerini buton state olarak kaydediyoruz. Ve eğer high side ledi yakacak e, aksi takdirde ledi söndürecek döngüyü yazıyoruz. Hemen kontrol edelim. Gördüğünüz gibi butona her bastığımızda led yanıyor. Peki butonu switch olarak kullanmayı deneyelim. Butona bastığımızda led yanacak ve bir dahaki basana kadar yanık kalacak. Hadi bakalım. Evet, gerekli değişiklikleri yaptık. Let state ekledik. Let state'in durumu low. Yani ilk devreyi çalıştırdığımızda let yanmıyor olacak. Last button state ekledik. Setup'ın içinde bir şey değiştirmemize gerek yok. Loop döngüsünün içine bakalım. Button state zaten belirlemiştik. Şimdi last button state ekliyoruz. Bu da button state'in durumuna eşit olacak. Eğer last button state high'sa ve button state low'sa yani demek istediğimiz şu ki butona basıp elimizi kaldırdığımız anda LED'in durumunu tersine çevirecek ve LED'in durumunu da LED'e dijital olarak yazdırıyoruz. Böylelikle LED yanıp sönecektir. Test edelim. Evet gördüğünüz gibi LED'i yakıp söndürebiliyoruz. Şimdi bunları bir de Arduino'da test edelim. Evet şimdi buradan önce kodumuzu verify edelim. Sonra compile edip Arduino'ya atalım. Bakalım çalışıyor mu? Seri monitörden de butonun durumunu kontrol edebiliriz. Butona bastığımda gördüğünüz gibi bir geliyor ve aynı anda led yanıyor. Bir de diğerini deneyelim. Evet, şimdi diğer kodu deniyoruz. Önce verify, sonra compile ediyoruz. Bu sefer seri monitörde led'in durumunu yazdırıyorum. Şu anda yanık değil. Butona basıyorum. Gördüğünüz gibi led yandı, let state bir haline geldi, bir durumuna geçti ve tekrar bastığımda sıfır durumuna dönüyor ve led sönüyor. Şu an ne kadar sorunsuz çalışıyormuş gibi görünse de butona her bastığımızda mekanik titreşimler yolluyoruz. Evet mekanik titreşimleri biraz daha açalım isterseniz. Bir butona bastığınızda ve bıraktığınızda butonun içindeki metaller birleşip akımı iletiyorlar her bastığımızda metaller anında temas keser diye düşünüyoruz. ama pratikte durum böyle değil. Yani biz bu anahtara her bastığımızda ve çektiğimizde 1 milisaniye gibi bir periyotta 10 ila 100 kez içindeki metaller temas ediyor. Bu da dalgalanmalara, seviyedeki dalgalanmalara sebep oluyor. Bizim yapmak istediğimiz bu dalgalanmaların yaşanmaması için belli gecikmeler yaratmak. Böylece bu dalgalanmalara engel olmuş olacağız ve her butona bastığımızda logic high ve low arasında değişim gerçekleşecek. Bizim istediğimiz bu kısmı aradan çıkartmak. İsterseniz bir de onunla alakalı bir örnek yapalım. Hadi başlayalım. Evet, burada dibans ya da geri tepme hatayla karşılaşmamamız için gereken değişiklikleri yaptık. Last Debounce Time diye bir değişken ekledik. Debounce diye ekledik 50 milisaniye kadar. Ee, çok fazla eklememize gerek yok. 50 milisaniye yeterli olacaktır. Ee, bunları yine Unsigned Long olarak tanımladım. Ee, çünkü milisaniye cinsinden olduğu için e, çok yüksek sayılar olacak bir süre sonra. Çünkü Arduino'yu bağladığımızdan itibaren saymaya başlıyor. O yüzden en uygunu Unsigned Long olarak değişkeni kullanmak. Ee, setup'ta bir değişiklik yapmadık. Loop döngüsünün içine bakalım. Ee, butondan okuduğumuz dijital değeri reading olarak kaydettik. Eğer reading last button state'la eşit değilse, yani butonu basılıp basılmadığını kontrol ediyoruz burada, ee, last debounce timeı basım süresince geçen zaman olarak kaydedelim basana kadar geçen zaman olarak kaydederim. Eğer debounce delay için belirlenen değerden uzun süren bir değişim algılanırsa butona basıldığını algılayacak. Yani debounce delay'imiz 50 milisaniye. Eğer 50 milisaniye üzerinde bir basım gerçekleşir ki, ki öyle olacak. E, butonun durumunu değiştireceğiz. Eğer butonun durumu high ise led durumunu değiştirir. Burada yaptığımız da bu. Burada e, tekrar seri monitörde görmemiz için ledin durumunu yazdırıyorum. Ve sonra LED'in durumunu değiştiriyoruz. Hemen bir verify edip compile edelim. Bakalım burada nasıl gözüküyor. Butona basıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve tekrar bastığımda kapanıyor. Evet, minisle led yaktık ve diban hatalarını minimuma indirgemek için birlikte bir program yazdık. Umarım sizin için faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamını görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun, videoyu beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Teşekkürler.